Koş 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 kızım koş. Kızım sen ne yapıyorsun? Sakin ol. Kızım sen baba çok korktum. Bak gerçekten eve bakıyordum burada. Bir ses duydum. Çok merak ettim. Bizim evin yanı zaten. Gittim birazcık bakayım dedim. Ya sessiz olmaya çalış. Çatırtı sesi geldi gerçekten, bak gerçekten. Bakın. Burası perili gibi bakın boş. Her tarafta çok ilginç bir yer. İçeride kimsenin olmadığına eminim. Böyle bir çatırtı sesi geldi. Bir adım sesi geldi. Hemen koştum aşağıya. Kızım biz perili evi değil, biz kendi evimizi tanıtacağız. Senin ne işin var orada? Ama merak ettim, baktım babaya. Her neyse biz o zaman... Neyse hadi gel, onu bir dahaki videoda güzel gece veya gündüz artık bilmiyorum bence de tanıtırsam. Arkadaşlar çok hepinize merhaba. Biz bugün taşındık. Yani birkaç gün oldu taşınalı. Aynen, 4 gün oldu. Sonunda taşınabildik. Bugün sizler bize sosyal medya hesabından çok soruyordunuz. Evinizi tanıtın, tanıtın, tanıtın. Biz de bu videoda evimizi baştan sona kadar tanıtacağız. Evet. Şöyle bir göster baba. Evin girişi burası arkadaşlar. Bak. Manzaramız bu. Evin girişi böyle. Tepelik manzarası gerçekten çok güzel. Nereye taşındığımızı ilerleyen dakikalarda size söyleyeceğiz zaten. Evet, o yüzden videoyu... Ay köpeği dikkat... unutuyordum, gidiyordum bu tarafa doğru. Videoyu arkadaşlar içeride çok fena bir köpek var. Evet, yeni bir köpek aldık. Onu da sonra gösterelim. Şimdi yatıyor çünkü gece sabaha kadar... Bir dakika, ben uyandırsam... Çek bakayım zincirini. Bu arada çok tatlı bir köpek zincirini. Ama biraz hırçın. Evet. Birazcık fazla hırçın. Çek bakayım zincirini. Ay! Ama bu oynuyor, bir saniye. Dur alamam ki ben öyle. Çek bakayım ucundan ne gelecek, çek komple. Dur bekle. Çekiyorum. Çek çek çek. Çekeceğim çekeceğim. Dikkat et kızım, saldırmasın. Dur, tamam tamam dur. Arkadaşlar, üç. Çok. Çek. İki. Köpek yok. Köpek yok, nereye gitmiş? Bakın tabii ki içerisi boz. İçeride hiçbir şey yok. Aynen köpeği. Tabelamız bile var. Bakın dikkat, köpek var. Onu bile hazırladık. Çok tatlı bir kurt köpeği almayı düşünüyorum. Ne yapıyorum şimdi? Şimdi evin bahçesini gezdireceğim sizlere. Gelin şöyle içeriye, buyurun efendim. Buyurun, tamam şöyle kapıyı kapatayım. Evet, hazır mısınız? Şimdi hazırız. Şöyle bir dıştan göster baba eve. Evet, komple evin dış cephesi bu şekilde arkadaşlar. Üç katlı bir ev. Aynen. Bakın burada böyle küçük bir merdivenim var. Buradan yukarıya çıkıyorsunuz. Ve burada ne çok büyük ne de çok küçük güzel bir bahçesi var. Hatta bakın burada limon ağacı var. Buradakiler çok güzel. Biz ya, buradan bu limon ağacı limon da bayılır. Topladık. Tadı çok güzel gerçekten ama çok ekşi. Bakar mısın şunlara arkadaşlar? Bak bak şurada limon var. Süper ya, aşığım ben böyle gerçekten şeylere. Çok seviyorum böyle dalından bir şeyler toplamayı. Geldik. Bakın çok arkadaşlar güzel. Hemen evimizin manzarası çamlık bir orman gibi bir yer var. Ve manzaramız müthiş zaten, ilerleyen dakikalarda şimdi göreceksiniz. Bakın çok sakin. Ha, bu arada evimizin bu tarafında bir bahçe bölümü de var. Evet, her yeri sizlere zaten göstereceğiz. Şimdi dolaşıp gösteririz zaten. Çöpleri dağıtmamışız, unutmuşuz bak. Hadi bakalım. Eren sabahtan beri onlarla zıplıyor. Evet gerçekten bakın böyle hani 3 tur attı diyebilirim sizlere. Gerçekten Eren bu evi çok sevdi. Burada upuzun bir bahçemiz var bu şekilde. Bakın burada upuzun bir bahçemiz evet, var. Evet şöyle upuzun bir bahçemiz var arkadaşlar. Aynen buradan yürüyeceğim sonra da asıl bahçeye çıkıyorsunuz. Evet burada, burayı da gösterelim hemen. Burada ailece toplanıp yemek yiyebileceğimiz aynen. Bir masamız burada var. Büyük bir yemek masası. Daha sonra bakın burada dart topları var, saat var. Evet dart var. Arkadaşlar bir onundan bu ziyade burada en sevdiğim barbekü var. Et yemeyi çok sevmem ama tavuk tüketmeyi daha çok seviyorum. Evet şu anda daha bunu kullanmadık zaten. Bluetooth hoparlörlü bir ses sistemimiz var. Evet çok güzel arkadaşlar. Burada istediğiniz müziği son ses açıp dinleyebilirsiniz. İstediğiniz müziği. Ama şu an o kadar heyecanlıyım ki gerçekten sizlere evi tanıtacağım diye. İstediğiniz müziği, müziği değil, müziği son ses açıp dinleyebiliyorsunuz. Evet, burada çardağımız var. Bir tane akülü arabası var. Eren'in yine akülü arabalarını getirdi evet arkadaşlar. Vardı zaten. Manzarayı izlemek için böyle oturuyorsunuz buraya böyle. Evet. Buranın üstü yapılacağı için arkadaşlar. Bakın o perileri de bu arada bu arkadaş da bakın. Bakın tam arkamızda. Bakın. Çok yakın bize. Bakın görüyor musunuz? Boş. Terk edilmiş. Oraya da mutlaka gideceğiz zaten. Göreceksiniz. Büyük bir ihtimal sanırım içeride birileri yok. Çünkü ev çürümüş. Bildiğiniz çürümüş dışarıları. Ama en yakın zamanda oraya da gideceğiz. Evet. Çözeceğiz orada. Burası da çardağımız arkadaşlar. Minderleri şu anda evin içerisinde. Burası yapılınca zaten daha da tamamlayacağız. Evde evet. Eksikler var arkadaşlar. Fazlalıklar da var. Bunları zaman zaman göreceğiz. Burası da büyük bir bahçe. Zaten geleli 3-4 gün oldu. Hala bir şeyleri böyle tam olarak yerleştiremedi. Elimizden ama sizler çok istediğiniz için biz de gösterdik. Evet. Bakın sonra burada... Bunlar ne deniyordu baba, adlarını unuttum. Şezlong. Şezlong. İki tane şezlongumuz, ortada bir tane masamız var. Böyle havuzdan çıktığımız zaman oturmak için, güneşlenmek için falan. Böyle bir... Böyle ne çok büyük ne de çok küçük güzel bir bahçemiz var. Ve burada da bakın nar ağacı var. İki tane limon ağacı, bir tane de nar ağacı var.
mevsim olmadığı için şu anlık buralar yok ama yakın bir zamanda nar çıkacak diye ümit ediyorum. Bizim kedi de buralarda dolaşıyor, onu da görüyorum ben şu anda. Ya evet, aslında kediyi dışarıya bırakmayı pek gönlüm el vermedi. Ama mutlaka açacaktık hani burada bir yerleri, camlarımızı falan. Kediyi salmaya karar verdik ki çok mutlu da şu anda. Evet, havuz da bu arkadaşlar. Havuz biraz kirli olabilir çünkü tadilat esnasında doldurduk. Aynen, hatta bakın merdivenleri falan hep çamur kuyu falan oldu. 2,5 metreye yakın bir derinliği var. 2 metre 15 santim, pardon değil mi? 2 metre 15 santimdi. Valla ben tam olarak boyunu bilmiyorum. Boyumu geçtiği kesin ama boyunu tam olarak evet, bilmiyorum. Evet ama bakın havuza girdiğiniz zaman, havuzda mesela ellerinizi koyduğunuz zaman göreceğiniz manzara bu şekilde bakın. Böyle izliyorsunuz. Dağları, dağların tepelerine doğru izliyorsunuz. Gün batımında şu anda görseli görüyorsunuz. Güzel. Mükemmel bir görsel var. Buraya yani atlasam mı? Atlama. Atlayayım ya. Evet, ne yapıyoruz şimdi? Dağılma. Neresi kaldı Melike'cim? Şimdi asıl evin içerisine giriyoruz arkadaşlar. Ev gerçekten çok güzel. İçerisi de çok güzel. Kocaman bir ev. Sizlere şimdi göstereceğiz. Hazırsanız içeri girelim. Hadi gidelim. Koş bakalım. Hadi. Ne oldu kızım? Bir şey oldu. Alt bahçeyi tanıtmadık. Bizim alt bahçemiz var değil mi? Evet, rüzgar var arkadaşlar. Bayağı da bir rüzgar var şu anda bugün. Bakın burada merdivenler var. Aşağıya inebiliyoruz bu şekilde. Burası daha tam olarak yapılmadı. Buraya bir şeyler ekip... Evet, burası tarla gibi bir şey olacak arkadaşlar. Aynen. Ekim bölümü olacak. Ekin alanı olacak. Böyle... Evet arkadaşlar, bu arada ben de gelip atlayacağım aşağı. Dikkat. Düş baba, iyi misin? Evet, burada şöyle bir depomuz var. İnşallah rüzgardan çekim yapabiliriz. Evet, bu aralarda çok rüzgar oluyor, kusura bakmayın bizden. Evet. Depoya girelim mi? Yok, onları ikinci videoda, üçüncü videoda tanıtacağız. Hah, tamam. Şimdi burası dediğimiz gibi daha yapılmadı. Şimdi o zaman gel evin içerisine. Aa, bir depomuz daha var. Evet arkadaşlar, bakın öbür tarafa dönen böyle bir depomuz var. Burada yine bir balkonumuz var arkadaşlar. Burada şöyle manzara seyredebilecek büyük bir de camımız var. Siz bir de onu içeriden görün. Hadi bakalım. Bir de onu içeriden görün. Evet, burası zamanla ekilecek arkadaşlar. Buraya domates, salatalık, yeşillik, işte doğal yaşam için gereken ne varsa o yapılacak. Aynen ama şu doğal değil, organik. Yok. Pardon. Oy. Anam. İyi misin ya? İyiyim. İyi. Ha tamam. Evet, burası da evin ön tarafı arkadaşlar. Bakın. Aynen böyle güzel bir şöyle. Net bir şekilde görebilmeniz için söylüyorum. Ay sen böyle gösterince poz vermeyi çok seviyorum. Evet, şimdi evin içine giriyoruz. Bu da arka taraftan giriş. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazırız. 3, 2. Hadi bakalım. Tada. Şimdi bir saniye şurada ayakkabılarımı çıkartayım. Evet. Evet arkadaşlar. Benim evim güzel evim. Güzel evim. Eve girdiğimiz anda bizi ilk karşılayan bilardo masası. Ben bilardoyu çok seviyorum arkadaşlar. Ya, evet, ben de çok seviyorum. O yüzden seviyorum. Burada kalmasına karar verdim. Aynen, burada bir tane bilardo masası istedik. Bir tane de bilardo masamız var. Manzaramız bakın buradan böyle. Evet, iki tane büyük camımız var ama gerçekten çok güzel bir manzarası var. Evet, üst kattan da denizi görebiliyorsunuz. Zaten göstereceğiz zaten. Hele gün batımı olduğu zaman var ya, çok daha güzel bir manzara ortaya çıkıyor. Kendi televizyonumuz zaten. Evet, İstanbul'da da bizim eski evimizde de vardı. Bu buraya getirdik. Instagram'ımızı takip eden arkadaşlar şömineyi bilir zaten. Evet, patates yedik akşam. Şömine'de de geldik, patates yapmadık demeyiz. Harbiden biliyor musun? Yaktık. Annem dedi ki acaba patates yapsak olur mu burada dedi falan. Patates yaptık. Güzel de oldu ama. Sonra burada böyle koltuklarımız var. Vesaire. Evet, şömine bölümü var arkadaşlar. Bilardo için ıstaka bölümü var. Aynen. Ondan sonra... Koltuklarımız var. Koltuk takımları bu şekilde. Onu da göstereyim. Gel bu şekilde göster. Evet. Yani ev şu şekilde daha net görünüyor. Böyle bir evimiz var. Ama bir şey diyeyim, gerçekten çok seviyorum bu evi. Gerçekten çok hoşuma gitti. Zaten burası yarı eşyalı, yarı esassız. Hala tamamlamamız gereken şeyler var. Burası da mutfağımız. Salonu bitişik olduğu için ayrı bir güzel. Sonra böyle büyük bir adası var ortada. Burada deneylerimiz için mesela test etmek için. Evet, bu arada arkadaşlar buradan da çıkış var gene aynı şeye doğru. Aynen, burası dışarıya bahçeye çıkıyor. Deneylerimiz, testlerimiz için çok güzel olacak burası bizim için çünkü kocaman bir yer. İşte böyle rafları vesaire var. Bu da burası böyle büyük bir mutfak. Evet. Öyle bizim benim en sevdiğim ya da Ayla ablanızın, Ayla yani eşim, bilmeyenleri, yeni izleyenler için söylüyorum, annesi için. Aynen. Bu ada çok önemli bizim için. Dediği gibi çekimlerimiz için de mükemmel bir alana sahip olmuş olacağız. Ayrıca çok da güzel duruyor burada. Evet. Burası benim evin ana girişi aslında. Şöyle buradan giriyoruz bakın. Evet, ilk girdiğimizde bizi bu manzara karşılıyor. Evet, buradan giriyoruz. Ve böyle Melike'ye bakıyoruz. Ne kadar güzel anlattın. Buradan giriyoruz, buradan bu Melike'ye karşılaşıyoruz. Ondan sonra burada gardıroplarımız vesaire var. Buranın içerisinde hani montlarımızı falan asıyoruz. Evet, burası benim odam arkadaşlar. Biraz şu anlık dağınık, dediğim gibi tam toparlanmıyor. Dediğimiz gibi 3-4 gün oldu. Evet, bunların hepsini yerleşecek.
Burası önceden bir normal bir odaydı. Ben kendi çekim odamı burası yaptım. Aynen. Buraya göstermeye gerek var mı? Orası da merdiven altında bir depo. Aynen öylesine bir evet, depo. Evet şimdi hazır mıyız? Şimdi üst kata çıkacağız. Yatak odası, benim odam vesaire. Her yer yukarıda zaten sizin odanız. Hazırsak ne yapıyoruz? Üst kata çıkıyoruz. Hadi çık bakalım. Haydi çıkalım. Dan. Şimdi hepinizin merak ettiği üst kata çıktık sonunda. Evet. Böyle uzun bir koridor. Önce bence Eren odasından başla. Bence. Buyur baba. Bakın Eren odası bu şekilde. Bu yatak, gardırop vesaire önceden burada vardı. Şöyle geniş açı alacağım bir saniye. Evet. Bakın şu şekilde arkadaşlar. Manzarası, Eren'in manzarası zaten var ya. Mükemmel. Gerçekten. Hiç kimse de yok yani. Öyle bir manzara var. Ay Eren bu evde o kadar şanslı ki manzarası falan. Çok güzel evet. Gerçekten. Evet arkadaşlar bu odalar evi eşyalı tuttuğumuz için, kısmi eşyalı tuttuğumuz için aynen. Bazı eşyalar var. Bu arada arkadaşlar ev bahçeli olduğu için yani ev odada pek oynamaz. Genelde bahçede oynayacağı için pek fazla bir oyun alanına ihtiyacı yok. Büyük bir ihtimal ben de öyle yapacağım. Çoğunlukla dışarıda olacağım. Pek bu oda da aynı şekilde arkadaşlar. IKEA mobilyaları var aslında burada. Ben gördüm. IKEA'nın mobilyaları var. Aynen mesela şu an çalışma masam veya kitaplığım yok. Ama şu anda bile gerçekten çok beğeniyorum odamı. Bakın zaten bu aynalığım vardı. Evet. Raflı aynalığım vardı. Evet. Ama şöyle yapayım. Bakın buraya her şeyimi koydum falan. Gözükmüyor baba. Aynalığım vardı buraya getirdim. Ama hala tamamlamamız gereken şeyler var. Evet zamanla buralarda tamamlanacak arkadaşlar. Ama bakın şuradaki görsel ne kadar. Bakın gerçekten mükemmel güzel değil mi? Gözüküyor. Hey, burada. İki tane lambalık çok hoşuma gitti burada. Evet. Şöyle döndüğümüzde arkadaşlar bakın şu şekilde bir dolap var. Daha henüz kitaplığı gelmedi. Çalışma masası gelecek. Veya da Melike'ye komple yeni bir oda alacağız. Yeni bir oda alacağız. Şu anda karar vermedik. Bunların hepsi 10-15 gün içerisinde olacak. Ve sizler zaten bunları haberdar olacaksınız. Aynen. Melike'nin manzarasını da göstereyim. Benim manzaram çok güzel. Benim manzaram çok güzel. Ön tarafa bakıyorum. Öyle deme ya. Öyle sürük deme. Bak mesela oradan keçiler gelirse ben görürüm onları. Evet tellere falan bakıyor. Ama bir özelliği daha var. Perileri görüyorum. Aman Melike bunu ben şimdi yeni fark ettim. Tam yanımda. Arkadaşlar bakın. Bu kapıdan ve bu pencereden Melike'ye bakacak. Var ya biliyor musunuz? Baba öyle deme ben korkuyorum. Baksana şurası bile bir insan sureti bak. Ağız bak giderim bu odadan. Ve gözler. Baba burada giderim bu odadan. Burada da beni var. O kadar dikkatli mi görüyorsun baba? Evet ne yapıyoruz? Devamını çekelim. Hayır neyse daha fazla korkmak istemiyorum. O zaman gelin şimdi yatak odasına lavaboya falan bakalım. Hadi bakalım. Bakın böyle uzun bir koridoru var burada. Ayrıca böyle de bir terası var. Burada gösterecek pek bir şey yok. Hani. Evet, burası çamaşır odası arkadaşlar. Aynen. Çamaşır makinesi, şeyler vesaire. Kurulu makinesi vesaire. Var. Ama yine Perile eve bakıyor. Aa, Perile buradan çok net görünüyor. Burada. Of, gece yukarıya gelemeyeceğim. Evet, burasının da görünüşü böyle. Hadi geçelim. Yıkar bu, bir şeyler yıkılıyor çünkü burada. Bakın. Burası da hamam dizaynı. Evet, hamam dizaynı. Temalı diyebiliriz. Ama bir şey diyeyim mi? Bu zamana kadar gittiğimiz bütün evlerdeki en beğendiğim lavabo burası oldu. Evet, ben de lavabo şu düzeni çok hoşuma gitti. Şu dizayn çok hoşuma gitti. Aynaları, seçimleri falan çok güzel. Benim de kurnası falan vesaire çok hoşuma gitti. Burası da bizim banyomuz. Evet, bir de böyle bir bölüm var arkadaşlar. Aynalarımız vesaire var. Hı-hı. Tamamdır. Şimdi gelin üst kata çıkalım. Evet. Aslında buraya pek bir üst kat denilemez. Bir şey daha söyleyeceğim. Buranın böyle büyük olması da mesela bir video çektiğimizde geniş alanın olması çok önemli. Evet. Her şeyimiz video. Öbür evde çok tuvaletlerimiz çok küçüktü. Pek bir şey çekemiyorduk orada ama burada çekeceğiz. Buraya aslında çok üst kat diyemem. Çünkü sadece iki merdiven çıkıyoruz. Üç merdiven çıkıyoruz evet. Aynen. Burası bakın, yatak odası. Yatak odası. Bu şekilde spor aletleri vesaire var. Buranın bütün mobilyaları siyah. Evet şöyle. Bakın. Dediğimiz gibi şöyle derme çatma şu anda koyduk. Hepsi yerleşecek. İstanbul'dan gelecek malzeme var. Şu şekilde mobilya malzemeler. Şurada ebeveyn banyosu var. Şu görmüş olduğunuz bakın. Manzarası buranın da çok güzel. Hatta bakın burada böyle küçük bir tane salıncağı da var. Bu salıncağı hiç rahat bırakmıyorum. Ben var ya gece gündüz bunu da sallanırım artık. Çünkü bana kaldı burası. Aa, sana kaldı mı? Evet. Yok. İçeriden kilitleyeyim kapıyı. Gelin deniz, buraya. Deniz manzarası da var. Göstereyim bakın şurada. Böyle bu şekilde. Burası da kocaman bir teras. Buraya evet Perili evi buradan da görüyoruz ya arkadaşlar. Ya salmıyor bize her taraftan manzaramız orada. Evet bakın bu da bizim kedimiz bakın. Arkadaşlar nerede geziyor bakın. Tosbox. Gecenin... Şu anda evde tutamıyoruz var ya kedilerin sesinden evet. Var ya. Bir de biliyorsunuz kısırlaştırmadık biz. Ortalığı yıkıyor. Ama kafam rahat mesela geceliğin eve aşıları geliyor. Aşıları da var zaten. Eve geliyor tabii aşıları var öyle zaten dışarıya saldık. Eve geliyor evde yatakta yatıyor falan. Öyle kafam rahat o yüzden burada. Salabiliyoruz. Evet bence başka bir şey kalmadı arkadaşlar. Bir de evi size şöyle dıştan göstereyim. Üstten bakın şöyle. Şu şekilde.
muhteşem, muazzam bir manzarası var. Aslında evi tam olarak dediğimiz gibi bitiremedik. Geleli sadece 3-4 gün oldu. Ama siz çok istediğiniz, ısrar ettiğiniz için sizlere kıramadık. Ve evi elimizden geldiği kadar göstermeye çalıştık. Zamanı geldiği zaman arkadaşlar, değiştikçe zaten sizlere bunları videoluyoruz ve videolarımızı size gönderiyoruz zaten. Aynen, her şeyden haberdar olacaksınız. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı, bu arada arkadaşlar, nereye taşınan diye sorulan diyor olacak. Aha, arkadaşlar, unuttum. Sen söyle. İzmir'e taşındık. Evet, şu anda İzmir'deyiz arkadaşlar. Aynen, bu ev İzmir'de. İzmir'de zaten fan buluşması, toplantılar falan izin verildiği zaman, yaptığımız zaman görüşürüz. Hadi bakalım. Yani evet, İzmir çok güzel bir şehir. O yüzden buraya bile taşınmayı çok istedik ve taşındık da. Aslında ben de istedim, babam da istedi. En çok ikimiz istedik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Evet arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi ben burada sallanacağım. Sallanma.